Ağustos Akdeniz adlı şiirin okunması. Günü anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Bayrak adlı şiirin okunması. Halk oyunları gösterisinin yapılması. Sancak adlı şiirin okunması. Geçit töreni, törenin sona ermesi. Çelenklerin sunulmasını arz ediyorum. Kaymakamlık makamı çelengi. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanlığı Çelengi. Belediye Başkanlığı Çelengi. Değerli konuklarımız, vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden, vatanın her karış toprağında sıra dağlar gibi yatan kahraman ve aziz şehitlerimizin arasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
Zafer bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Kıymetli gazilerimiz, zafer bayramımız kutlu olsun. Abi dönüşten hızlı gelirler ha. He ben gitmedim. Şu gitti yapmışlar. Dön hocam. Yıl dönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ünün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos zaferi Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz iradesine boyunduruk vuramayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın en derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye yüzyılını inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır. Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle bunun altyapısını oluşturduk. Ülkemizi bu büyük şahlanışı yapabilecek her türlü kapasiteyi kavuşturduk. Tam bir demokrasi şöleni içinde geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefimize giden yolda kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Milletimizin güçlü desteğini bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasetimize hız verdik. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek yapacağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve
silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı.